Öncelikle iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda full konsantreyim yayına. Çok önemli bir trend olduğunu düşünüyorum ve bu trendi sizlerle paylaşmak üzerine çok güzel bir başlık attığımızı düşünüyorum. Günde 6.6 milyon TL başlığı. Neden olduğunu şimdi anlatacağım. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda ben bir eğitime katıldım. Paylaşmıştım buradan. Bilecektir, hatırlayacaktır arkadaşlarımız. Bu eğitimde şimdi Tony Robbins ve Dean Graziosi diye bir kişisel gelişim uzmanı diyebilirsiniz. Kendisi milyoner, online eğitimler veriyor. Aynı zamanda mastermindler denilen özel grup çalışmalarını yapıyorlar. 200 bin dolara mastermindler satıyorlar. Ve bu insanlar eğer ki soruyorsanız dolandırıcı mı diye değiller arkadaşlar. Kimsenin ben öyle bir feedback verdiğini görmüyorum müşterilerinden. Olaya şöyle bakmanız lazım öncelikle. Hayatınızda yaptığınız hataları düşünün. Ve hatalarınızın daha önceden bilseydiniz size maliyetleri ne kadar az olurdu, bunu düşünün. En büyük yaptığınız hatalardan bahsediyorum. Doğru bir kişiyle, doğru bir danışmanla çalışsaydınız veya en azından o bilgiyi alacak bir topluluğun içinde olsaydınız işler nasıl değişirdi? Veya alışkanlıklarınızı değiştirebilecek bilgiye sahip olsanız işler nasıl değişirdi? Ne olurdu diye kafanızın biraz bir köşesinde açıkçası bunları düşünmenizi istiyorum. Bununla birlikte de neden 6.6 milyon TL koyduk başlığı? Çünkü 24 Nisan olması lazım. 24 Nisan'da bu eğitim açıldı. Tony Robbins'in ve Dean Graziosi'nin yaptığı ve dünyanın en büyük bu alanda sektörün öncüsüdür Tony Robbins. Bu işte seminerlerin, bilgi anlamında, bilgi ticaretinin, benim de işimde bu arada, bilgi ticareti diye bir şey yok arkadaşlar. Tamamen ben uydurdum ama inanın birçok kişi bilgi ticareti diye konuşmaya başlayacak. Bu yayında da Arman demişti dersiniz. Bir süre sonra herkes bilgi ticareti, bilgi ticareti. Böyle oluyor bu işler. Bir kişi bir şey atıyor ortaya, daha sonradan birileri onu alıp lügata geçiriyor. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bilgi ticareti Türkçe'ye geçecek mi? Merak ediyorum açıkçası. Ama benim bilgi ticaretinden kastım tamamen aslında danışmanlık şu anda. Bu arada eğitimin adı The Knowledge Business Blueprint. Almak isteyen varsa alabilir. Ben 2000 doları verdim, aldım ve ilk 3000 kişiden bir tanesiyim. Bu arada bu neden önemli? Çünkü bütün dünyada bence çok büyük bir trend başlıyor ve ben ilk 3000'in içine girebildim. Bu benim için ben başarı olarak görüyorum. Peki şu anda kaç kişi var bu eğitimde derseniz 15 bin kişi var arkadaşlar. 15 bin kişi ve eğitim 2000 dolar. Peki sizle birebir konuşuyorlar mı? Birebir muhatap oluyor mu? Hayır, otomasyonlar var artık. Öyle bir şey yok. Herkese aynı anda aynı bilgiyi sunabiliyorlar ve bu gerçekten çok önemli. Ve ben verdiğim her doların açıkçası karşılığını aldığımı zaten biliyorum. Biliyordum da çünkü tanıdığım insanlar olduğu için ve yıllardır açıkçası takip ettiğimiz için bu insanlardan zaten kötü bir eğitim çıkması mümkün değil. Zaten marka böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi 2000 dolar çarpı 15 bin kişi ne yapıyor? 30 milyon dolar yapıyor. 6 ile çarpın 180 milyon TL yapıyor. Peki yaklaşık 28 günde oldu bu. 28'e bölün, günde 6.6 milyon TL'ye tekabül ediyor. Ve ben bunu size niye anlatıyorum? Vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum çünkü. Dünyada neler oluyor arkadaşlar? Bakın, görün ve Türkiye ister istemez bu tür trendlerin arkasından geliyor. Ve öncüler, yani bu işleri öncülük edenler maalesef yanlış marketing, yanlış pazarlamaların kurbanı oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben 10 ay boyunca ben eğitim alımını kapattım. Çünkü daha iyi bir hizmet vermemiz gerektiğini düşünüyordum. Ve açıkçası ben de bu marketingi, bu pazarlamanın yavaş yavaş kurbanı olmaya doğru gider gibi hissetmeye başladım. Böyle bir şey gerek yok. Kimse size inanın işte... Çok böyle lüks bir yerde oturuyorsunuz ya da çok lüks bir Lamborghini'niz var vesaire diye para vermiyor arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Tamamen sizin bilginize, sizin know-how'ınıza, sizin gerçekten A noktasından B noktasına oluşturacak olan o merdiven misiniz? Ona bakıyor insanlar ve bunu doğru bir şekilde sağlayabilirseniz, yani o insanlarda siz o kişi olduğunuzu ispat edecek bir algı yaratırsanız ve en önemlisi bunu sağlayabilirseniz gerçekten hakkınız bu trendde çok büyük sonuçlara tekabül ediyor ve böyle bir iş modeli inanın şu an dünyada ben görmüyorum, yok. Çünkü otomasyonlarla birçok insana şu anda ben mesela kaç kişiye hitap ediyorum?
atıyorum 100 kişiye aynı anda konuşuyorum, değil mi? Ya da 50 kişiye aynı anda konuşuyorum ve bilgimi aktarabiliyorum. Aynı şekilde bir seminer yaptığımızda aynı anda 600 kişiye hitap edebiliyoruz. Bu çok çok kritik bir önem teşkil ediyor ve insanların ben bunu görmesini istiyorum. İnsanların bunu anlamasını istiyorum. Bizim yaptığımız pazarlama stratejilerini dahi anlayın istiyorum arkadaşlar. Peki Armağan, tamam iyi güzel anlatıyorsun ama ben nasıl başlarım? Ben nasıl yaptım, siz nasıl yapabilirsiniz? Konu aslında bu. Her zaman da bu oluyor. Bu olmak zorunda da. İstifa ettim. Dedim ki nereden başlarım? İşletmeleri düşünüyorum. Hangi işletmeye gidebilirim? Ya benim bu arada Facebook falan geçmişim yok. Yani ben Facebook dijital pazarlama mühendisliği adına kendimi konumladım. Türkiye'nin ilk dijital pazarlama mühendisi kimse olmadığı için, çok normal olarak böyle bir sıfat olmadığı için ben olmuş oldum diye düşünerek kendimi orada konumladım. İlk bu şekilde çıktım bu arada. Sonuç olarak dijital pazarlama alanında, satış pazarlama alanının biliyorsunuz ki her zaman bütün işletmelerde önceliği vardır. Ben de bunu bildiğim için, dijitalde sonuçta trend olduğu için, kimse de yaşına bakmadan sizden güven oyu vererek sizden bir hizmet alabileceği için ben dijital pazarlama alanıyla başladım. Facebook üzerinden reklamlar odaklı. Fakat Google, AdWords ve SEO anlamında da birleşik bir küme içerisinden giderek doktorlara bir hizmet oluşturdum. Bu şekilde başlayarak sonuçta nedir? En kolay doktorlara açıkçası ulaşabilirsiniz. Değil mi? Yani teknik olarak işletmelerden en kolay ulaşılabilirlerden bir tanesi de doktorluktur veya avukatlıktır veya nedir? İşte güzellik salonlarıdır vesaire vesaire. Bunlar böyle say bitmez. Tabii kendi konseptinize, kendi özelliklerinize uygun olarak da ilerlemeniz lazım burada. Buna niş seçme diyoruz bu arada. Ben bu şekilde ilerledim. Yani doktorlara dijital pazarlama alanında danışmanlık vermeyle başladım. Sonra ilk gittiğim hastaneden ben iş teklifi aldım. Böyle 2400 TL'ydi maaşım o zaman, o bahsettiğim işte. Bana teklif edilen para 10.000 liraydı arkadaşlar. Yani bunları neden anlattığımı tekrar söylememe gerek yok. Siz de yapabilirsiniz demeye çalışıyorum. Bu arada ben size başarısız öğrenci profilini de anlatayım. Sürekli bilgi, nerede işte efendime söyleyeyim o taktiği var, bu taktiği var, cart var, curt var, ıvır zıvır şeylere odaklanıyorlar. %20 bence bu ve ben sürekli mindset diyorum. Yani zihinsel yapılanmadan bahsediyorum ve gerçekten en önemlisi o. İnanın en önemlisi o. Ve eğer ki birçok kişinin neden başarısız olduğu sorusunu düşünüyorsanız çevrenizde veya eğitimli arkadaşlarım veya işte üniversite mezunu, yüksek lisans vesaire öğretmenler, üniversite dekanları vesaire başarısız olduklarını düşünüyorsanız, bu arada ben öyle bir şey söylemiyorum. Bunun sebebi zihinsel yapılanmaları olsa gerek diye düşünüyorum ve ben zaten en önemli şeyin o olduğunu tekrar söylüyorum. Yani teknik detaylar %20'si. Her işte bu böyle. Arkadaşlar bugünlük bence bu kadar yeter. Yani fazla da uzatmayalım. Bence çok önemli bir konudan bahsettim bugün. Aktarabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bilgi ticaretinin anlayışınız içerisinde olsun istiyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Beğendiyseniz de ellerinizi eksik etmeyin o beğeni butonundan diye, saygılarımla diye. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayınımız Perşembe günü olacak.